أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki meşrikle mağrib arasında katı kıble vardır. Yani nereye şey yaparsan kıble, bütün dünya kıbledir. Kıble şey yapar. Yani namaz kılacaksan kıbleyi niyet edersin. Onu doğru durunca on namazın kabul eder. Yani namaz kıbleye doğru olması lazım. Normal yani seferi de hazırda tabi yolculuk arabada ya uçakta falan olursa o vakit nereye giderse o kıble olur. Ama normalde dururken bütün dünyada meşrikte de olsan, mağribde hani doğuda da olsan, batıda olsan kıbleye doğru istikamet edip de o kıbleye kabul olur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل. Peygamber صلى الله عليه وسلم buyurur ki sizden biri namaz kılarken kendisiyle kıblesi arasından birisinin girmesine amene olabilirse öyle yapsın. Yani önünde geçen biri varsa ona işaret etsin, elini kaldırsın ki ben namaz kılıyorum, geçmesin diye. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يصلى خلف المتحدث والنائم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Resulullah aleyhisselam konuşan ve uyuyan kişinin arkasında namaz kılmayı münasip görmemiştir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Konuşan adamın arkasına durunca onu konuşur, sen okuduğunda şaşırırsın. Yatan insan da yatmış halde ne yapacağı belli değil. Onun için o onların yanında, yani arkasında da önünde kılmak olabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. Peygamber yine buyuruyor ki uyuyan ve konuşan kişinin arkasında namaz kılmayın. Oturuyor iki kişi konuşuyorlar. Biri uyuyor, onun arkalarında namaz kılmayın diyor. Çünkü şaşıracaksınız, ne yapacağını belli değil. Namaz, huzur olması lazım ki Allah Azze ve Celle'nin sevdiği gibi olsun inşallah. قال رسول صلى الله عليه وسلم: صلي قائما من فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki namazını ayakta kıl. Yani insan namazı kılacaksa sağlam insan ayakta kılması lazım. Eğer bunun gücün yetmezse hani hassasın ya sakatsın bir şey oturarak ve bunun gücün yetmezse yani daha fazlaysa oturamayan halde olsan hasta uzanarak kılın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما الا ان تخاف الغرق. Buyuruyor ki boğulmaktan korkmadığın sürece gemide namazını ayakta kıl. Çünkü eskiden gemiler küçüktü, öyle namaz ayakta durursan bir dalga gelirse seni denize atabilir. Onun için gemide de oturarak olabilir. Yani şey, tabii şimdiki kayık, tekne gibi bir şey olursa o tehlikeli olabilir ama normal büyük gemide o şey tehlike yok. Ayakta kılabilir insan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki oturarak kılınan namaz sevap olarak ayakta kılınan namazın yarısı kadardır. Yani şimdi farz olarak ayakta durabilen için yani o mazeret olmadıktan sonra ayakta durması lazım.
Ama sünnetler, şeyler, onlar oturarak kılarsan onu yarı sevap alırsın. Ayakta durursan tam sevap almış olursun. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatul kaad nisfu salatul kaim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki oturarak kılınan namaz sevap olarak ayakta kılınan namazın yarısıdır. Yani 4 rekat oturarak kılsan 2 rekat namaz kılmış sevabını almış olursun. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatul recul kaide nisfu salat velakinni lestuke ahade minkum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişinin oturarak kıldığı namazın sevabı yarım namaz sevabıdır. Ancak ben bu konuda sizden biri gibi değilim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o tabi onun namazı bütün ümmetin namazından daha afzaldır, hayırlıdır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatul recul kaimen afdal min salati kaiden ve salatu kaiden al nisf min salatihi kaimen ve salatu namen al nisf min salatihi kaiden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişinin ayakta kıldığı namaz oturarak kıldığı namazdan daha üstündür. Oturarak kıldığı namaz sevabı da ayakta kıldığı namazın sevabı olarak yarısıdır. Uzanarak kıldığı namazın sevabı da oturarak kıldığı namazın sevabı olarak yarısıdır. Yani hiç şey yapamayan yatarak yaparsa o daha da sevabı daha azdır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا صَلَّ اَحَدَكُمْ فَلِصَلِّ صَلَاتِ مُوَدِّعًا صَلَاتَ مَنْ لَا يَظُنْ اَنَّهُ يَرْجَعْ اِلَيْهَا اَبَدًا. Bu şey rahmetli Nimetullah Hoca devamlı söylerdi bunu. Sizden biri namaz kıldığı zaman veda eden, yani bir daha asla namaza dönmeyeceğini zanneden kimsenin namazı gibi namaz kılsın. Yani bu son namaz gibi, bundan sonra başka namaz kılamayacağım, öleceğim gibisinden öyle güzel namaz kılsın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا قَامَ حَدَكُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَلْيُسَكِّنْ اَطْرَافَهَ وَلَا تَمَيْلَ كَمَا تَتَمَيْلَ الْيَهُودُ فَاِنَّ تَسْكِنْ اَطْرَافِ الصَّلَاةِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden birisi namaza durduğunda vücut organlarını hareket ettirmesin. Yani namazı dururken düzgün dur, elini ayağını hareket ettirme, el başına şey yapma. Şimdi görüyoruz Allah'a şükür Kabe'de imamlar, Medine'de imamlar namaz kılıyor. Her 10 tane hareket orasını düzeltiyor, başını düzeltiyor, şunu düzeltiyor. O olmaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O Peygamber Efendimiz'in mübarek sözü bizim için mühimdir. Yani onlar orada imam, Kabe'de imamlık yapıyor diye ben onun gibi yapacağım diye bir kaide yok. Yani sen Peygamber Efendimiz'in dediğine tabi ol. Yani Yahudilerin sağa sola sallanması gibi sallanmasın. Onlar tabi görüyorsunuz şey yaparken o duvarda başlarını sallayıp dururlar. Onlar gibi yapmayın diyor. Çünkü organları hareket etti. Onları hareket ettirmemek namazın tam olmasına gerektiğindendir. Yani namaz sakin olarak hareket ettirmeden kılınan namaz o gerek olan, o lazım olan odur. Onu yapmanız lazım. Sadaka Resulullah fî mâ kâle ve kemâ kâle. Ziyadetine şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram ve ilâ ruh cemiyet enbiyâ ve nusselin kudama şerâin ve ilâ ruh emmeti erba'a وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية خاصة إمام الطريقة وغوث الخليفة خواجة بهاء الدين محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق الغزواني مولانا الشيخ شرف الدين داوستاني مولانا الشيخ عبد الله فاز داوستاني مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني وسائر سادات المصدقين ومن حضرته مجواري حسين الخزر افندي رفقاء حاجي مصطفى ترابي جملة من زكي الشيخ روح الله شن شهيد لرن روح الله شن دنيا أخرى سعادة شن الله تعالى الفاتحة.
Allah.